Hadi kolay gelsin bakalım Şükrü Usta bugün sana. Sağ olun abi. Evet, faaliyete başladık arkadaşlar. Ne faaliyeti? Vallahi ev ocağı boyamamız lazım çünkü evin işleri kararmaya başladı. Değil mi? Ne yapalım? Bunları boyayalım da güzel bir şey olsun bari. Şükrü Usta arkadaşlar. Bakalım. Bakalım altından nasıl bir şey çıkacak. Merhaba, biliyorsun ben boyadım ya, güzel oldu. Selamun aleyküm, hoş geldin, sefalar getirdin canlarım. Şunları şöyle bir, çok mu var bunlar canım? Az daha takviye mi şu an? Yok yok tabii ki. Şükrü Usta hep hazır kıtadır arkadaşlar. Boya yapacağım diye boya almaz. Yani bir şey yapacağım diye malzeme almaz. Böyle o yeterli bence o tavana. Bu mu? Ya bunlara yeterli. O bayağı varmış ya. Evet. Sobayı sonra anlattım bak şöyle asıydın ya yine. Boyacı niye döküyorsun? Daha şimdi başladın dökmeye. Hiç sorma ya. Ziyan yok. İnsan kıyamıyor valla. Valla taş parası. Su da koyacağım. Şimdi şöyle az az kalır her şey onu. Çok da duru yapmıyor bence. Yok, koyuyorum ben, koyuyorum ben. Biz daha doğrusu boyacı yanında çalışmış adam. Evet, Yaşar abinin yanında çalışmışlığı vardır boyacı Yaşar'ın. Buradan da selam olsun Gülce ablaya. Yaşar abi selam Yaşar olsun. Yaşar abiye komşularıma selam olsun buradan İstanbul'da. Onlar hala İstanbul'da oturuyorlar. Kendileri Ayvassalı. Şükrü Usta böyle pazar günleri falan Yaşar abi götürürdü yanı sıra. Boyasını ben yapardım değil mi? Evet. Yardım ederdim yani. Bugün bakalım besmele diyeceğiz arkadaşlar. İşe başlayacağız ama ceyranlar da gitti Şükrü Usta. Mutfaktan başlayacaktık ama. Odadan başlarım. Odalardan başlarım. O zaman yatak odasından başlayalım. Yavaş daha boyu yapmadan üstün batıma. Yok. Maksat boyacı olduğum anlasılsın yani. Öyle yani olmuyor. Boyayım yani. Öyle olmuyor işte. Aha Ceylan bağırıyor bizi atın dışarı diyor. Vallahi Ceylan sizi 2-3 gün hiç dışarı atamayacağız bebeğim. İşimiz hiç çok. Kusura bakmayın. 2-3 gün bir işimiz var. En fazla 3 gün değil mi? Aynen. Bulur değil mi 3 günü? Bulur. Sen boyanı hazırla ben de şu yatağın üzerlerini bile bir toparlayayım şöyle bir el atayım. Yaşar böyle yapar böyle. He, ahyar. Böyle böyle sünerse he. Bu oldu demektir. Bak. Eğer çıp çıp damlarsa değil mi? Sünemesi lazım boyanı. Evet. Hadi kolay gelsin sana. Ben bu perdeyi çekmiyorum kalsın ya. Şurası dalga mı geçiyorsun? Kalsın boş ver. Fenerimizin de kafası burada duruyor arkadaşlar daha. Tübünü aldık. Sök ya sen dedin ya mantar şeyler ben toplamıyorum diye. Ben de bunu sökmüyorum. Sök şurası sök. Sökmeyeyim be. Sök sök. Vay be. Bir hadi sen atına sökeyim ben. Sök. Arkadaşlar, hoca yaz geçti arkadaşlar. Valla ben bayağıdan perde yıkamadım doğruya doğru. Ay. Toz oluyor. At yere ben alırım. At at yere at yere yatan satma. Yere toz vardır onda. Toz var. Yatağımın üstünü falan toparladım şimdi şöyle. Bunu nasıl alacağım? Onu da incel aşağı. Ayakların temiz demiş Hürü. Benim mi? He. Vallahi 6 ay oldu temizleyen şey. Yıkanalı. Çorabı yıkı. Çorabı yıkı 6 ay oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne diyeyim başka? Bu dolabı arkadaşlar. Şükrü Usta'ya diyorum. Üstünde de valizim selam var. Tabi daha için el açacağım inşallah. Bu tarafa geçirelim diyor. Böyle. Bu duvara koyalım. Yatağımızı bu tarafa alalım. Bir değişiklik yapalım hem dedik. Hem de böyle el yüzü yıkansın temizlensin dedik. Zaten her sene Şükrü Usta'ya böyle bir işe kalkışıyoruz. Ama bunu bari nasıl yapacağım diyorum. Cam gibi yapacağım. Hadi bakalım. Cam gibi mi olacak ne gibi olacak bakalım. Güzel olacak yani. Onu da makinenin oraya önüne diye koşuyorum. Makine ceyranlar yok arkadaşlar. Elektrikler gitti elektrikler. Arkadaşlar buranın elektriğinden hiçbir önemli. Şu yatakları da alayım sandığın üstünden. Çekyat üstüne sermek şöyle ben minder yaptım arkadaşlar yatak. Orada da orası da şimdi dağınık yani evimiz hiç halı denen bir şey yok. Yatak yorgan doğru korgan. Doğru.
şöyle suya koyayım. Seni engellemeyeyim. Hemen evet, aynen öyle. Lüküsümüz bile var ya. Onun tüpünü takayım ben bari. Tak tabii tüpünü. Onun tüpü duruyor burada dolu. Bak evet güzel gitti. Şunu sen gaz yağı bulamıyor musun? Gaz yağı mı? He. Petrol sordum geçtim de yok dedi. Allah Allah. Işıklara nereden alacaksın? Işıklara mı? He. Vallahi ben efendim ne bileyim ışık mı alacak ne alacak? Yatağı üstüne atayım da. Yine de. Bunları şurada bakarım. Arkadaşım ben efendim orada şey var. Neydi? Urban şey. Valizi. Değil mi? Tekerlekli. Gurbet valizi. Gurbet valizi. Gurbet. Ne demiş adam? Kör olası gurbet demiş işte. Durukhan dememiş işte. Çalışmadan olmuyor. Değil mi Melek Hanım? Allah şükür. Ben şuraları bir kaldırayım şu biraz. Nereye? Bunları bir kaldırayım tekrar. Yok ben de geleyim zaten. Ben de az bir şuraya alalım da. Hop dedik Melek Hanım. Parçalarını ayrı koy. Parçalarını ayrı koy. Bunu bu hangisiydi? Bunlar gidiyor daha değil mi? Onlar hep gidiyor gidiyor. Anam bizde bir şey değil yok. Anam. Melek Hanım az da yok ki ya. Bu kadar malzeme ne ya? Bir kamyon, iki kamyon bile götüremez senin malzemeni. Okulla mokulla yatağın arasına koymuşum arkadaşlar. Büyüklerimiz öyle yapardı eğrilmesin diye. Sen okluyu bırak. Bunu uyanatacağım şur. Bak buna hava alsın bu biraz. Havalansın bu. Ne havalansı? Oklu mu? Köye geldiğimiz sene aldıydık ya o sükkeri. Allah var ya. Yatmaya, Allah veri. Yatmaya yatağımız kalmamış arkadaşlar. Hep yataklarımız böyle küflenmiş, çürümüş burada. Cam açılmış, içeri kuşlar girmiş, yuva yapmış. Yatacağız, yatak yok. Korgandan bir sünger yatak aldık. Daha o sandığı beri itebilirsin şükürsün. Sünger yatağın üstüne de iki battaniye aldık da Şükürsün'le birkaç gün böyle idare ettik. Sonra Oktay arkamızdan getirdi tabii ki. Ne? Bunun içi boş ya. Bizim şeyimizden nerede? Allah iyiliğini versin senin. Onun için gerçekten ben doldurayım biraz hazırlık şeyler var. İş bittikten sonra. Hiç bir şey yok. Arkadaşlar kötü kötü kamerayı getir bak. Yok işte inandın mı? Vallahi boş. Doğruya doğru yalan mı söyleyeceksin? Ne bekliyordun bizim şimdi? Pişmiş tavuk, su, börekler, fındıklar. Hani yanında fındıklar? Yok sene hiç yok. Evet bomboş arkadaşlar içe bakın. Şurası İstanbul'da almıştı onları. İki tane sandık. Kızlara böyle bir şeyler alıyordum. Şeyiz falan ya. Hani onları koyarsın diye almıştı bana. Bakın duvarlar nasıl kötü olmuş. Vallahi şu Rus da. Karamış. Evet. Neyine bakın şu Rus da? Benim ses geldi bana da. Yavanlığına çok bakma. İt beri doğru. Bu iti. İt yatağı beri. Anam bu kadar gücüne de var melek. Ben geleyim mi? Ben atlanı süpürürken hep eteyim ya onu öte beri. Ben bu iti. He ben hep öte beri götürüyorum bunları tozdan alakan. Camı aynı kırdım ha. Ayna. Sakın. Yatak ağır arkadaşlar çok ağır. Bu ne kadar ağırmış ya. Bu işte taş mı doldurmuş adam yapmış ya. Sıçratmadan yine de tamam mı Şükrü usta? Tamam. Evet. Merak istersen sen de çalışabilirsin bak. Ben de çalışacağım sen de. Şu köşeleri. Evet. Orada boya koyarsın. Burada buralar fırçalar şöyle. Aslında buralar bir şöyle düzeltmek lazım ama zamanında öyle oldu işte. Zamanında öyle yapmışsın. Şimdi daha nasıl düzelteceksin? Nasıl düzelteceğim ya? Daha nasıl düzelteceksin? Doğru diyeyim ya. Evet. Bunu doğru dedim. Bunu böyle tirpiyle, makineyle yapıyorlar. Zamanında bu kadar yapabildik arkadaşlar. Yani hep bahsediyorum ya sizlere. Sizlere beraber çalıştık diye.
Şimdi yolda beraber yürüdük. Ne yapalım arkadaşlar? Evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş öyle yok. Hızlı hızlı değil. Niye? Öyle mi ha? Nasıl değil? Çalışana helal olsun arkadaşlar. Eğer adam çalışmıyor mu? Ben o adamın yanında bile durmam ya, çalışmıyor adamın yanında. Vay bana kanım. Esnek boyacı çıktı hani. Ne yapayım? İç paşa düşünün, paşa daha düşermiş. Paşa daha düşmüş. Yok, boya da güzel olmuş. Boya mı? Boya mı? Boya mı? Boya olsun güzel. Aynı bayağı. Ya şimdi yok yok, niye bırakıyorsun? He? Yok bırakma. Bütün mantarı seni sorurum beni. Yok ya, ben toplamı gördüm ya. Merhaba, buraya bak, baksana. Niye? Şuraya bak. Bu şey, ne güzel oluyor. Kötü yerler gitti. Vallahi yap işte, öyle düzgün de olsun hele ya. Ali yüzü düzgün olsun. Yani biz de bir yüzü düzgün olsun. Nasıl? Şeylerimi de sileyim. Ay bu saf çok uzun be şimdi ya. Çet
Kuyruksa sap var da bunu. Al, boya sapında kalma öbürüne. Sen niye bu kadar uzun sapık yaptın ki? Sen bir şey koyuyorsun artık, dükkan tekin ama. Şey mi ki? Burası çıkmaz. Kesabimle geldim. Ama o köşeyi patlatmışım ha. He mi? Hayır. Bak o taraf belli oluyor. Oy. Boyacı Şükrü. Efendim. Kıyılarda köşelerde leke kalmasın. Kalmasın mı? Kalmasın. Oh. He. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle. Ne ben bir şey biliyor ya. Ne yapalım bilmiyorum da şurada. Nerede ben de boya işi olaya yapıya her iş var, değil mi? Her iş var, evet. Biz de öyle. Bunun havalarda bir şeylik var. Bir dengesi var mı? Yağım ya da. Evet. Ben abi aynı yalamadım buradan emme. Ben o havadan gideyim. Ben aynı yalada sordum da. Aynen öyle dedi. Daha benden güzeli var mı? Yok abi dedi. Kim sormuş, sen mi sordun? Ben sordum ben. Allah Allah, niye bu şeyde duydun, gönlüne şüphen mi var? Niye sen gönlüne şüphen mi var? Yok sordum yani. Yapışıklı olmadı onda. Ay niye soruyorsun? Sordum da, yok dedi abi dedi. Çünkü beni güldürüyorsun ha. Allah gözlerini ayırmasın yarabbi. Amin. Onu kendine özgüven olmayan insanlar sorar öyle. Niye? O ne demek? Biz de öğrenmemiz lazım işte de. Burayı ne zaman düzelteceksin? Nereyi? Ha burayı? Vallahi merak ettim, ben de bilmiyorum burayı ne zaman düzelteceksin. Kes sürdüğümde de pişman olurum abi. Niye de çabuk kurulmazdım. Bekleyelim mi? Ne yapalım? Bir bekleyelim. Bu tarafları yapalım. Ben sonra orayı bırakalım. Ne olacak mı? Oğlum cekte bir şey yapışır usta. Başka bir şey demek ya. Olmadı baksana. Bilmedim bir şey ne yapıyorsun ya. Eskisinden iyi oldu valla. Tabii canım. Ben yaparım dedim, mesele yok. Değil mi Eren? Ben yanaşacağım da oraya yanaşamıyorum çünkü sen boyayı yapayım ya. Ben çıkayım burada. Kermişim burada bitti. İşte sen işlerim kaldı. Şu karşı tarafı yap oraya karar karar. Bana burayı bak. Şuraya atma şey istiyor şu an. Şey boyadan suyum var. Kaç çat çat gibi bir şey. O kapattı bakalım. Onun boyası daha katı. Hadi bakalım.
şöyle yaparsa buradan öyle o tavan olmuş oluyor. Hem tavanını da yapıyor arkadaşlar. Böyle yapa yapa gelecek inşallah. Evet abi. Bana kaseyi mantı dibe kadar sokma öyle canım. Şuysa çok şey istiyorsun ya. Böyle daldırıyor şey. Turşu ihmal danasın, banasın ya. Aynı öyle daldırıyorsun öyle canım, olmaz işte. Bulmuş belefçi elemanı yanına. Şey, yani bedava çalıştırıyor beni. Arkadaş sanki bu bura benim ya. Sen beraberik ya, ikimizin ya. Buraya yapamıyorum. Yok abi bitti ya. Dün şu yatağı böyle edeceğiz. Bu dolapları bir daha açacağız. Burayı yapıp da. Yatağı şöyle çıkacağız. İş çok iş. İş çok bugün arkadaşlar. Valla. İş. Valla bir kanun iş var. Artık. Bir 3 gün süre etmişimiz. Süre ne? Örtüyü de almadım. Bunun üstünü böyle örtürken ben. Başlığım kirlenmesin yatağımın. Şöyle tertemiz. Bu örtüsünü yıkayayım yine. Burası köy yeri arkadaşlar. Cam asla. Mesela komşular dışarıda ateş yaktığı oluyor, duman geliyor, toz geliyor, ne yapayım? Ben de her zaman kaldırıp toplayıp yığıp silemeyeyim. Örtüsünü alayım öyle, nevresimini alayım, atayım makineye, yine geri koyuyorum, temiz kalsın. Tabii ki ömrüm geçecek mi yani bunları eskitmeye? Yetmez ama olsun, temiz kalsın. Kimsenin ömrü yetmez ya. Evet. Hiç kimsenin. Şöyle burayı bütün salona başlayalım. Salondan, dolapların yanından. Ha. Ondan sonra salonu bitirelim, mutfağa öyle girelim. Hangi öyle baş? Mutfaktan da balkona geçeriz. İnşallah. Tabii ki yapabilirsek arkadaşlar. Ne yapabilirsek ya? Ne yapabilirsek. Halıları falan sermeyeceğim böyle temizlik yapmadan. Böyle iyi oldu şimdi. Böyle leke evler var da. Bunlar yok etmiyor şimdi. Ya. Evet. Sınır şu an. Daha ne yok oldu. Ağrıyan o da var bak. He. Ha. Bırak mı? Ağrıyan o da var. Git abi ha. Ben de tabii onu görmediği yerlere tarif edeceğim. Ceylanlar yok. Abi köy yeri böyle ya. Ben hep söylüyorum yani ya internetimiz olmuyor ya ceylanımız olmuyor. Yani. Burada sıkıntı ya. Ceylan yok, bir şey yok. Kesinlikle bir şeyler yok. Ama güzel oluyor ya. Elleri yan sağlık. Güzel mi? Güzel oluyor. Sen güzel dedin, ben daha güzel mi yapayım? Vallahi güzel oluyor. Harbi söylüyorum ha. Ha ucunu da boya. Ucunu. Ha oraya, oraya, oraya. Biraz daha. Buradan görüyorum yani. Ha öyle. Tamam, oldu. Oldu. Vay be, güzel oldu ha. Allah cilek gibi oldu ha. Az duvarlar da, bu alçı çektiğin yerler de kurusun. Alçısında evet. Biz zımparalarız onu. Şükrüne bizim burada ne emeklerimiz geçti arkadaşlar. Gerçekten tam çocukluk çağlarımızda. Nereye yaptın onları? Yok ya. Aferin Şükrü derlerdi. Aferin Melek sana derlerdi böyle komşular. Size maşallah derlerdi vallahi. Yani çocuktuk ya çocuk. Diyorum ya insan hani bir birey olunca sırf omuzuna büyük bir yük yükleniyor. Taşı taşıyabilirsen. Tabii ya. Kimse bakmıyordu ki. Bazıları hani attım, işim bitiyor. Şimdi televizyon ekranlarda da izliyor. Geçen gün hatta bir program izledim.
İşte ailemiz diyor sahip çıkma diyor. Çocuklara da zaten kadının ailesi bakarmış, annesi falan. Ailemiz diyor. Ya sen sahte evlenmişsin, bir birey olmuşsun. 20 küsur yaşında evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuşsun. Sen ailenden ne bekliyorsun da? Bana göre çok yanlış arkadaşlar. Tabii ki aile her zaman çoluğumuzun çocuğumuzun yanında olacağız. Her zaman da olacağız tabii ki. Dar günlerinde, iyi günlerinde olsun. Mutlu günlerinde olsun. Ama herkes evlenince bir birey oluyor. Yani kimse yani dışarıdan bir beklentisi olmaması gerekiyor. Yani ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Aynen. Çalış. Evet. Biz bu şekilde inanın ki hep çalıştık. Gündüz elin içinde çalıştık. Akşamca elin evlerinde böyle neresi delinmiş? Neresi çizilmiş? Sakın bize laf gelmesin. Temiz olsun. Temiz olsun. Vallahi öyle. Vallahi bak o şekil hani elimizden geldik kadar çoluğumuzu çocuğumuza da hep tembih ederdik. Sakın elin duvarını çizmeyin. Oğlum tamam içinde oturuyoruz kızım. Bizim emme. Parasını veriyoruz emme. Elin evi sonuçta. O da niye? Zorluğunu bildiğimiz için bu işin. Kolay yapılmadığı için. Arın teri dökmüşük yani. Arın teri dökmeyen bunu bilmez. Yok yok yine bir şey. Şunu saçını nasıl yapıyor? Ha, şu altı, işte, altı dursun. Altı niye dursun biliyor musun? Üstüne yapacağız ya yine. Orası dursun. Tamam. Biz bu tarafa geçelim. Aynadan tarafı. Şu bazıyı bir çevirelim seninle. Ama tavanı vurmamız lazım yarısını. Ha vur bakalım şimdi. Tavanını vuracak şu Rus'a şimdi. Tavanını bitir. Gel oraya kadar. Toparlayarak çıkacağız. İnce temizliği son arkadaşlar. İnce temizliği hemen olmuyor öyle. Boya yapanlar bilir sahte. Sizin izleyeceğiniz video yarım saatlik. 35 dakikalık. Ama 35 dakikada bu oda boyanır mı? Yanlış yaptı. Niye? Buranın ilk eseceğiydi. He. Sercağıydık buraya. He. Ama yine kendimiz yaptığımız için koruyucu bir yatak var sahte dolapla. Onu da üstüne damlatacak değilsin herhalde. Öyle değil mi? Evet, tek kalem çek git işte öyle ha. Gördün ne güzel oldu. Aferin şu Rus'a. Beceriyor arkadaşlar bu işleri. Vallahi elinden de her şey geliyor. Bizim tüpün kafası da Alaaddin'in sihirli lambası gibi duruyor da. Biz biraz bir yapalım arkadaşlar. Yine tabii ki devam ediyoruz. Arkadaşlar şu Rus'a toparlaya yatağı attık cam kenarına bazıyı bakın. O tarafları yaptı vallahi maşallah. Dolabın bir parçasını oraya aldık. Çamaşır dolabımızı. Bu tarafa geçeceğiz şimdi onu. Tabii ki duvarı daha yapmadık da o duvara geçti. Duvarın çatlamış. Orası çatlamış. Zamanında çıvası sıvı. Ama sökeyim onu ya. Çok da sökme. Yoksa altına şey yapayım ben. He? Hemen 2 dakika. Çok da sökmeye durmaya bakma şöyle. Da. Ne olmuş bilmiyorum da bunu değil de. Zamanı da. Yavaş çıkarsın. Çıkarsın. Allah'tan elinden her şey geliyor. Herkese şey versek biz hapı yuttuk değil ya da. Değil mi? Aslında Şükürse'ye ben onu da sundum arkadaşlar. Dedim ki Şükürse bir boyacı alsak dedim. Melek'tir valla bugün dedi bir boyacı çağırsak bu eve dedi. 10 milyon aşağı yapmaz dedi. O parayı da veremem. Param yok dedi bana. Param yok bari. Ben yaparım dedi. İyi dedim ben de. Ben de yardım ederim. Beraber yola çıktık Şükürse yine. Aynen öyle. Aha çivre alınmıyor mu? Olmaz mı? Yeter sök dedi. Berikin de alsın inşallah. Burada ne var? Bir üzü varmış. Evet. Evet. Orayı da kapatıyor. Kırıntı güzel olsun. Evet. Şu kalsın ya. Hangisi? Lüküz. Lüküz kalsın he. Tarih eser. Burada daha sıkıntı yok. Yok. Değil mi? Yok. Tamam. Burada bu kadar şey vardı ya, böyle o kadar bir yer vardı. O yokmuş, baksana.
Geçen gün yaptığında bir sene daha yaptığında bir şeyler sürdüydün ya. Söktü mü? Doğru. Söktüydün ya şükür. Odamız şimdi böyle küçük gözüküyor mu arkadaşlar? Odamız bayağı, bu odamız geniş. Bayağı büyük buraya. Büyük burası bayağı. Yani normal bir oturma salonu oluyor aslında da. Aşağı tarafa bir yatak odası yaptık işte. Diğer tarafa da koltuk koyduk. O zaman da böyle yaptık. Hay maşallah maşallah. Melek Hanım sen eskiden boyacı mıydın ya? Ya. Vallahi billahi arkadaşlar. Bunu var ya helal olsun valla. Çalışıyor ya. Çalışan herkes sever değil mi arkadaşlar? Ya. Çalışan kim sevmez? Cam gibi oldu ha şuna bak. Değil mi? Güzel güzel. Daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Bir sefer geç. Tamam. İkinciye geçme yani. Arkadaşlar. Şimdi köşeyi toplama şeyi onda. Yani döküntülerden topluyorum yani. Evet. Paraları toplayayım. Şurada bir yer daha var mı sana? Şurada şey yapayım. Şey. Tarafede dururken bizim olduğu köprüden bahsediyorum. Kota heder oturdum ben. Ya azmış. Boyamız eksik olmaz. O zamanlar böyle boya değildi ki. Kireçti. Bu boyalar sonra bildik. Yıllarmış ama biz bilmiyorduk belki. O zaman öyle. Merak ederim ben gideyim mi? Şu, doldurayım şunu da. Şu arayı kapatayım mı? Orayı kapatabilir miyim? Bilmiyorum şimdi. Şimdi ben şu an kapıyı kapatmam gerekiyor. Değil mi? Şuraya doğru geleceğim ya. Tamam, boya da öyle gideyim. Evet. Boya da öyle gideyim. Evet. Sen orayı da kapat. Nereye? Şurayı. Buraya eski nasıl kapatacağım onu bilmiyorum işte. Eski bacanın yerini. Nasıl kapatacağım onu bilmiyorum işte bu. Oraya göre bir şey çimento olması lazım. Öyle mi? Evet. Yok mu bize çimento? Çimento yok ki nerede? Çimento işlerini bıraktık. Yakında başlarsın yine. Yakında inşaat işine başlar kendisi. De yukarıya da var. Nere? O alayır var. Daha gelmedim böyle. Bu boya... Arkadaşlar ustaya da yemek hazırlayayım bu arada. Valla makarna koydum. Makarna haşlanıyor. Çayı da demledim. Yani bugünkü yemeğimiz Allah da yanına ne verdiyse koyarız kahvaltılık. Böyle şükürsüyle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şurası da boyaya devam ediyor. Bakın. Vallahi arkadaşlar sabah nasıl böyle güzel oldu vallahi. Saat kaçta başladık şurası? 10'dan mı başladık biz bugün? 10.30 falan başladık arkadaşlar. Ondan beri daha yani uğraşıyoruz. Kaç saat oldu? Çünkü öyle götürdü. Yatağı buraya dıktık böyle. Dolabı buraya itti Şuhrus diyle. Ben de kolumu incittim biraz. Vallahi doktor demişti bana kolunu incitmeyeceksin. Yönüne kullan demişti. Hatta gittim de doktora da. Geçen sene çok ağrıyordu kolum. Yönüne de kullansak. Ne yapsak da etsek. Dolabı iterken kolumu yine incittim. Ağrımaya başladı. Ama söylüyorum sana. Buraya da şimdi sadece dolap, yatak. Başka bir şey koymayacağım arkadaşlar. Koymuyor mu? Yok.
Hazırlıkları kaldıracağım çünkü. Şurası daha sürmesen de olur. Yeter. Ama şuraya acık bak. Şurada var bak aha. Tamam gördüm. Gördün. Buraları göreyim. Bu işler zor işler arkadaşlar. Gerçekten vallahi zor işler. İyi palladı. Palladı palladı sağ ol vallahi. Ellere yan kollara sağlık olsun. Gerçekten çok güzel oldu. Bembeyaz arkadaşlar, ben istedim böyle beyaz. Tavan boyası. Beyaz boya yani. Dedim şurası beyaz sür. Beyaz daha güzel oluyor. Açık oluyor. Açık şey daha iyi oluyor. Aydınlık oluyor. Karanlık oluyor. Çek çek. Ha oralar. Oralar şurası. Beni doğru geleceğim. Kapının üstüne doğru da geleceğim. Hiçbir şey kalmadı. Vallahi hiçbir şey, böcek, böcek, ölümcek. Tertemiz oldu. Tertemiz oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tertemiz oldu. Yatağı da bu tarafa doğru alacağız. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Evet Melek Hanım. He, kameranı çek Kerim mi diyorsun? Kameranı çek artık. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz, Boyacı Şükrü Mela izlediyseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Aynen öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hadi bakalım hep beraber çalışalım sizlerle. Evet, devam. Rabbime emanet olun. Sağlıcakla kalın canlar. Hadi hocam.